Yasin bir Barış'ı sorguluyor. Bu hafta neden Barış kendisini yazdı, neden böyle oldu diye. Gönüller arasında ufak bir tartışma var, izliyoruz. Diğer konseylerde hiçbiriniz yatmazsınız. Yok. Ama ben buraya geldim. Ben kendim yatarım. Hepiniz yatmıştınız burada. Ben kendi yazıldığım konseyde de yatmıştım. Ayrıca ben geldim buraya. Hepiniz yatmıştınız burada. Ben geldim 10 dakika bekledim, baba konuşursun belki diye. Tamam, şimdi senden başlayayım Barış. Ben sana dedim ki, geçen hafta, beni yazar mısın dedim, Yasin dedim. Söyleyeyim mi? 3 aylık emeğin var, hakkın var. Evet. Burada yaptıklarım var, seni yazmak istemiyorum dedim. Evet, tamam. Peki Barış, bir hafta sonra ne seninle kavga ettin, ne seninle tartıştın? Kavga etmemiş gerekmiyor ki, ben performansla... Hani ne seninle şey yaptın? Ha, ben bu son haftaki performansa bakıyorsun, öyle mi? Evet, öyle. Bana bugün Barış'la Berkan diyor ki, performanstan dolayı senin ismini yazdık. 3 hafta önce sizin de performansınız yerlerdeydi. İsminiz yazıldı mı? Ben ismini yazmadım. Ben kendi şahsıma konuşuyorum. Onların ismini yazmadım. Ne Barış'ı ne şey Berkan'ı yazdım. Peki senin bir 10 gün bir hafta oynamadığın zamanlar, evet, ve geldikten sonra da sürekli performans vermediğin zamanlar, evet, biz seni yazdık mı? Yani yazabilirsin, bunda sıkıntı yok. Ben yazmak istediğimi yazarım. Eline fırsat geçti. Bak, eline fırsat geçti, hemen kullanayım dedin. Ama ben şunu böyle düşünmek istiyorsan ama, böyle düşün. Ama şunu bil ki harbiden de hainsin yani. Baktılar biraz ben hafif böyle belim sakat, düşüş de yaşadım. Hemen fırsattan istifade tam zamanı dedi Barış. Koalisyonu kurdu Berkan'la, Evrim'le beraber. Tak 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 ismimi yazdınız. Ben yer miyim be? Ben kaçın kurasıyım? Tekisin. Ben şu an cevap vermeyeceğim. Ben söyleyeyim sana. Sen kardeşim. Aynen. Buldun ufaktan bir şeyini. Aynen. Performansa sığınarak benim seninle aram kötü. Beni yazman umurunda değil. Umurumda sadece o zaman niye burada bana bir şey yapıyorsun? Sadece yani fırsatçılık yapman, fırsatçılık yapmanı söylerim. Anladın sen mı? Sen benim yazdığım isimden bana nasıl hesap soruyorsun? Sana hesap sormuyorum kardeşim. Geçen hafta bana destek ver dediğim zaman niye destek vermedin? Niye destek vermedin de? İstersen başkasını da yazarım. Bu saatten sonra takımı bozan, negatife düşüren, motivasyonu arttırmayan, yerinde duran, takımına destek olmayan, oram buram ağrıyor, belim ağrıyor, ayağım ağrıyor diyen, oyunlarda performans yapamayan kişileri tabii ki de eksiltmekten yanayız. Ve baktığınızda performansı yükselen birisi varsa, yarın öbür gün bu 5 saydığım maddenin üstünde ödüller geleceğini de öngörürsek, performansı yüksek olan kişilerle yola devam etmenin daha mantıklı olduğunu düşünmek benim en büyük hakkımdır. Konseyde kimi yazıp yazmayacağımla ilgili bireysel biri bana gelip de beni yazar mısın da diyemez. Bu da ikidir. Saygı gösterdim, yazmadın, eyvallah. Ertesi hafta ne değişti de? Onu soruyorum sana. Sadece onu soruyorum. Senin yazdaki insanların da o anki düşüncesini değiştirdi. Benim adım çıktığında ben o şeyi yaşadım ama. Senin gibi Yusuf Yusuf olmuyor mu buradan ben gidecek için? Ben Yusuf olmadım. Valla çok güzel Yusuf Yusuf oluyorum. Kusura bakma da çok güzel Yusuf Yusuf oluyorum. Çok güzel Yusuf Yusuf oluyorsun. 5 tane falan isim çıktı ya, 5-6 tane ben böyle çıktı ya. Sıkıntı yok. O zaman neyin hesabını soruyorsun? Ama bu kurnazlık yapman, bu kurnazlık yapman, bak bu kurnazlık yapman, ulan zaten 4 haftadır potadayım, neyime zoruna gidecek? Ne potası Cemalcan? 4 haftadır Cemal potadayım. Cemalcan yalandan yazıyor, Yasin yazdım işte. Yasin yazdın diyor, ismimi söylüyor. Pardon. 4 kere potaya girmişim. Bizi yaptık falan filan. 4 kere potaya girmişim. O gerçek pota değil, şu an gerçek potaya girdin. O gerçek pota değil. Gel bak gitmezsem, bak gitmezsem tamam mı? Bak gitmezsem diğer hafta ikimiz potaya girsek ya. İnşallah gireriz. İkimiz potaya girsek ya. Gayet sakin bir şekilde oturuyorum. Ben seninle SMS'e çıkmak istiyorum. Halk karar versin. Bu arada ikimize fazla ya sen kalacaksın ya da ben gideceğim. Tamam kardeşim çıkalım. Çıkalım istediğin zaman istediğin yerde çıkalım. SMS'e çıkalım. Bu hafta inşallah Cemalcan birinci seçilir. Zaten arkadaşımızın ismi çıktı. Cemalcan'dan da rica edeceğim. Diyeceğim ki benim adımı söyler misin? Umarım söyler. O zaman aynı takımdan iki kişi SMS'e çıkacağız. Hem benle çarpışsın, hem karşıdakilerle çarpışsın. O stresi yaşasın. Elim yaman, beyim yaman görelim hadi. Hodri meydan. Sen şey yükseliyorsun. Hodri meydan, boş yapma şimdi. Bir daha benimle muhatap olma. Sen kimsin benimle muhatap? Sen kimsin oğlum? Vallahi Yasin'cim, Yasin'e bir şey söyleyeyim. Yasin, inşallah Barış'la SMS'e çıkmazsın. Barış'ı şu an yıkabilecek tek SMS var. O da bence son iki SMS. Yani Barış yıkılırsa son ikideki SMS ile yıkılır. Karşısında çok kişi toplanırsa. Onun dışında
Barış'ın ben Yasin tarafından kolay kolay geçirebileceğini düşünmüyorum. Ama şu da bir gerçek ki Yasin de son zamanlarda tavır olarak çok iyiyken Barış tarafından söylenince tabii Yasin garibine gidiyor. Ama şöyle bir şey var. Sen bu Survivor'ın en büyük tartışmasını Barış'la yaşamadın mı? Yaşadın. Sen bir dondurma yüzünden haklı bile olsanız Barış'ı yazmadın mı? Yazdın. Adam da seni yazabilir. Zaten yazmasa isim olarak şimdi söyleyecekti. Ya bir şekilde seni söyleyecekti. Sen adam için iyi bir yerde değilsin. O yüzden bunu bu kadar sorgulamana da gerek yok. Yasin için söylüyorum. Ama yani bilmiyorum. Ben hani bu savaşın daha da devam edeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Barış hani neden Yasin'i yazmasın ki? Kimi yazsın ya da? Bir de Berkan'ı ben o pakete almıyorum. Yani Barış'la Evrim orada güzel bir koalisyon yapmışlar, evet. O belli. Ama Berkan olayın dışında. Berkan olayın dışında olduğu geçen gün de söyledim. Evrim'in Ardahan yazmayacakmış bizi deyip o işte Toka mevzusunun gerçekleştiği andan belli. Orada sayıyı yakalayamamışlar demek ki. Berkan'ı bilmiyorlar. Berkan kendi problemlerinden ya da performansa baktığı için normal olarak Yasin'i yazmış. Cemalcan iyiye gidiyor. Barış, Barış'ı bir şekilde daha iyi olduğu için araları Berkan yazmak istemeyebilir. Ardahan son haftaların bence en iyi yarışmacısı. Böyle bir durumda Yasin şey yapması çok normal yani. Yasin bence performansının farkında değil. Yani düştüğünün takımdaki performans anlamında sonuncu olduğunun farkında değil. Bu yüzden tepkisi çok yüksek oluyor. Ayrıca Barış'la olan diyaloglarından, anlaşamamazlıklarından, orada bir liderlik savaşından kaynaklı olarak kendisine yediremiyor bu durumu. Fakat anlayamadığım benim şu, geçen hafta bana destek vermediniz, şimdi fırsattan istifade beni yazıyorsunuz, performansı bahane olarak gösteriyorsunuz diyor. İşte aslında bu performansa sığınarak fırsatçılık yaptınız derken ki performans durumunun farkında olmayışından kaynaklı böyle konuşuyor Yasin. Ve geçen hafta bana destek vermediniz derken neyin desteğini bekliyor? Yani neden bir insan kendisini o potaya sokmak isteyebilir? İşte bir tartmak istedi herhalde kendini. Yani acaba çıkıyor muyum yukarılarda? Çok büyük bir risk bu. Tamam öyle ama şöyle bir durum var. Bence Yasin kaçın kurası değil. Sen kaçın kurası diyorsan kendine, burada sorgulayacağın kişi Barış değil. Bence Evrim. Berkan zaten o paketin içinde değil. Haklı olduğu bir yerde bu olayda kendini gene haksız yaptı bence. Evet. Şu şekilde hesap sorabilirdi. Siz neden İki zıt insan bir koalisyon yapıp o kendince Berkan'ı da katıyor ya da üç kişi desin artık bilmiyorum. Ben gene söylüyorum Berkan onun dışında ama siz iki zıt insan neden bir olup böyle bir şeyden faydalandınız? Barış'la Evrim zıt değil ki ama. Nasıl değil? O kadar zıtlar mı yani? Zıtlar. Sizce yani? Yani ben onları gayet yakın görüyorum. Değillerdi, oldular. İlk başta ne dedi Evrim? Tamam. Ben dedi dışlanmıştım dedi. Barış gelmiş dışlanmış. Gel yanıma dedim. Tamam, beraber işte hareket ettik diyor yani. Değillerdi. Sonra oldular. Hayır, öylelerdi Evrim, sonra biraz bozuldular. Çünkü tekrar Evrim, Evrim Yasin her zaman onu yazabilecekken Barış gibi bir ikiye çıkan bir insanı yanında istedi. Bir tek Ardahan'ı yazdığında tepki göstermişti Evrim. Onun dışında bir atışma yaşamadılar. Kendisi de yazdı Ardahan'ı bir hafta öncesinde yani. Zaten çıkarların buluşması şeydi bu bence. Arkadaşlık yüzden, değil. Evet yani şöyle sormalıydı Yasin. Bence gene haksız oldu. Bir, zaten bir kişi seni yazıyorsa bunun hesabını soramazsın bence. Sadece sorgulayabilirsin ve düzgün bir şekilde sorabilirsin. Siz niye bu kadar iki zıt insan kavga etmişsiniz gelip de böyle bir şeyle böyle bir noktada birleşip beni yazıyorsunuz diye Barış'a da değil bence Evrim'e sormalıydı. Çünkü seni kendi silahınla vuracağım diyen kişi Evrim'di. Bence yanlış adrese ateş ediyor zaten. Ama aralarında öyle bir problem var ki zaten kavga da yaşamış iki insan. Yasin iyi analiz yapamayıp maalesef yanlış kişiye saldırdı. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Yani Yasin'e şunu sormak istiyorum. Sen Evrim'e hesap soramazsın. Bence Barış'a da hesap soramazsın. Sen seni yazdı diye hesap sorabileceğin tek bir kişi var bu konseyde. Nisa'dır mesela. Sonra Nisa'ya gidip beni yaz diyor. Konseyde sonra baktı ki papuç pahalı. Beni yazma diyor. Nisa ona rağmen yazıyor. Yani Nisa'ya sor o zaman neden beni yazdın diye. Yani yakındaki arkadaşın yazınca ses çıkarmıyorsun Nisa. Barış seni yazınca problem oluyor. Niye peki ya? Nisa'ya niye sormuyor mesela?
Ya zaten bir de böyle bir birliktelikten bahsediyor işte Evrim, Berkan, Barış diyor ya. Gene söylüyorum, Berkan onun dışında bence zaten. Ki bence çoğu insana göre onun dışında bireysel hareket eden bir insan. Böyle bir organizasyonun sen farkındaysan ve sürekli Evrim'i işte dedikoduyla onunla bununla suçluyorsan ve Evrim'le böyle bir problem yaşadıktan sonra Barış'ı yanına çeken bir Evrim varsa zaten hesap soracağın kişi bu olayla alakalı bence Evrim'dir ve bu şekilde hesap sormamalısın. Siz nasıl böyle bir araya geldiğinizde benim ismimi yazdınız diye hesap sorabilirsin. Ama sen neden benim ismimi yazdın diye direkt olarak bir kişiye bence hesap sorması haklıyken haksız duruma düştü. Haksız duruma düştü bence. Evet. Şimdi rejiden rica edeceğim. Ekranda şu Nisa ile olan Yasin'den bir Nisa açıklaması var. Onu yazmasıyla ilgili. Onu bir izleme şansımız var mı acaba? 7 numara VTR'yi. Evet, hazırmış. Bir şöyle izleyelim mi onu? Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani benim küçük bir düşüşümden faydalanıp pusuya düşürdüler beni. Öyle diyeyim. Belli bir gruba karşı pusuya düştüm açıkçası. Ama kurt pusulu havaları sever. Bu da bir gerçek. Tabii ki normal. Çünkü birinin yazılması gerekirdi. Üç tane arkadaşım birleşip beni yazdılar. İlk defa... biz ne yapıyorduk? Dört kişi taktik yazıldı. İlk defa taktiksiz bir şekilde... Bir şey söyledi efendim. Üç değil, dört kişi yazdı Yasin'in adına. Nisa'ya ben dedim beni yaz. Nisa'ya ben taktik gereği söylemiştim. Hani demiştim ki... ben Berkan'ı yazmadım. O da herkes üçüncüsünü söyledi. Hiçbirimiz yazmak istemedik. O yüzden Nisa'ya dedim sen de beni yaz demiştim. O yüzden yani yazmamıştık. Onu yazmamıştım. Şimdi burada herhalde anlaşılan olay şu. Yasin önce kendisinin adını çıkmayacağı için Nisa'ya beni yaz diyor. Sonra baktı ki onun adıyla alakalı bir şey dönüyor Barış'la Evrim arasında. Eyvah diyor, Nisa da beni yazarsa biz aday olacağız diyor. Gümbürtü'ye gideceğiz. Değil mi? Öyle bir noktaya çıkıyor. Büyük ihtimalle o farkına varıyor da taktik nedir burada? Bir taktik yok ki yani. Nisa'ya beni yaz demiş. Yani, taktiği nedir buranın?